Kıymetli dostlarım, hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yerliden F1 melezine dönüşün nasıl olduğunu sizlere anlatacağız. Öncelikle videomuza başlamadan önce ufak bir sistemim var. Biz bu kanalı sizlerin isteği üzerine kurduk arkadaşlar. Ve sizlerin destekleriyle de belli bir seviyeye gelir. Fakat gördüğüm kadarıyla çoğu arkadaşımız kanalımıza abone olmak istemiyor. Abone sayımızdan da belli. Eğer bir hatamız, bir kusurumuz varsa mutlaka biz bunu zaten yorumları hepsini tek tek okuyorum. Gerekli cevapları vermeye çalışıyorum. Eğer ki bir hatamız, kusurumuz varsa bunu bilelim. Sizin desteklerinizle takipçi sayımızı arttıralım arkadaşlar. Yani biz burada sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başka da bir amacımız yok. Herhangi bir satış, herhangi bir ürün pazarlamıyoruz burada. Yani bakıyorum ben genel olarak videoları izliyorum. Bir arkadaşımız tamam yaptığı işine saygım var her zaman. Yani herhangi bir şey anlatmıyor. Herhangi bir bilgi sizlere paylaşmıyor. Sadece gübre temizliği yapmış. Yani bir gübre temizliğini bile 400 bin kişi izlediyse demek ki bizim hayvancılığımızın bu seviyeye neden geldiğini gerçekten anlayabiliriz yani. Yani bir gübre temizliği, yani kepçeye almış, eline kameraya almış, sadece kepçeyle gübreyi temizliyor, traktöre koyuyor, tarlasına atıyor. Başka da yaptığı bir şey yok. Yani biz sizlere burada bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Yani bakın değişik bir sistemin olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir emek sarf ediyoruz ama baktığımız zaman gerekli desteği göremiyoruz. Zaten daha önceki kanalımızda şikayetlerden dolayı YouTube tarafından kapandı. Sorun değil. Siz desteklerinizi vermezseniz biz de bu kanalda biz kapatırız yani. Sorun yok arkadaşlar. Yani biz sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben herhangi bir satış yapmıyorum. Bakın bir ürün pazarlamıyorum. Yani bazı arkadaşlarımız soruyor hayvan satışı yapıyor musunuz? Satış yapmıyoruz arkadaşlar. Zaten hayvanları kasaplık olarak yetiştiriyoruz, besiye çekiyoruz ve kasaba kestiriyoruz. Yani belli bir piyasamız var zaten. Herhangi bir satışla işimiz yok. Sadece sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz ve bilgi paylaşımı yapıyoruz. Lütfen kanala abone olarak, videolarımızı beğenerek desteklerinizi bizden esirgemeyin. Evet arkadaşlar, yerli ırklardan F1 melezine dönüş. Şimdi arkadaşlar biz biliyorsunuz işletmemizde genellikle bizi tanıyan arkadaşlarımız, takip eden dostlarımız çok iyi bilirler. Et çiftleri kullanıyoruz. İşte Angus, Hereford, Limousin, Belçika Mavisi, Charolais gibi et çiftlerle yerli ırkları melezleme yapıyoruz. Yerli ırklarda melezleme yapmamızın amacı arkadaşlar yani biz orijinal ırk da alabiliriz. Yani Angus'un, Charolais'in ya da Limousin'in gibi orijinal ırklarını alabiliriz. Fakat yani bugün piyasaya baktığımız zaman bir orijinal hayvanla yani orijinal bir Angus aldık. Hani çok rahat işletmemize 3-4 tane o fiyatlarla, o paralarla işletmemize 3-4 tane yerli ırk alabiliriz. Emin olun çünkü burada bizim yaptığımız sistemle kullanma melezlemesi yapıyoruz. Yani F1 dediğimiz, heterozigot dediğimiz, arman melezi yani ırkın yüksek genetiğinden faydalanıyoruz. Özellikle Angus Charolais gibi ırklar da gerçekten baktığınız zaman melezlemede başarılı olan ırklardır. Yerli ırkları seçmemizin sebebi hem ufak yapılı hem küçük cüsseli hayvanlar. Bu hayvanların bakım ve besleme maliyetleri de düşük olduğu için bunları tercih ediyoruz ve kaliteli tohumlar kullanarak da böyle F1 melezleri elde ediyoruz. Bakın arkadaşlar burada F1 melezi Charolais var, Limousin var, Angus var, Hereford var. Gördüğünüz gibi farklı ırklardan melezlerimiz var. Bunların yerli ırkları daha böyle küçük cüsseli hayvanlarımızın seçme sebebimiz dediğim gibi bakım ve besleme maliyetleri düşük olması. Çünkü işletmenin giderlerini ne kadar düşürürsek, çünkü bizde süt geliri olmadığı için herhangi sütten bir kazancı elde etmediğimiz için mutlaka annesi fakonla. Şöyle bir soru da geliyor. Ya işte büyük hayvanın uzası da büyük olur. Vallahi arkadaşlar ben bununla demedim. Hani kesime gittiğimiz zaman en fazla oynayacağı
30-40 kilo. Yani 40 kiloya imkanı yok geçmez. Şunu da denedik. Yani mesela mızrağı büyük doğuyor. Mesela Avrupa'nın, Limuzin'in, Aeroflot'un mızrağları ufak olur. Yani 30-35 kiloyu geçmez. 25 kilo olan bile var. Şarole genellikle büyük doğuyor. Mesela şu gördüğünüz büyük şarole 65 kilo doğmuş. Ya baktığın zaman daha küçük. Mesela bakın bu Limuzin dişi mızrağı. Bu küçük doğdu. Fakat ne yapıyor? O şaroleye gelmeye başladı. Yani şu algıyı da kırın. Yani işte büyük 65 kilo doğan mızrağı işte çok iyi gelir. Tamam gelişir ama ufak mızrağı emin olun ona erişecektir. Ben bunu kanıtlıyorum. Bakın arkadaşlar bak ufak 30 kilo doğan Limuzin melezi. Şaroleye bakın daha büyük doğdu. Ama bak armuslara bakın. Bunlar daha küçük doğdu. Ne yapıyor? Onlara yetişiyor arkadaşlar. Onlar o arayı zamanla kapatıyor. Renk takıntısını bırakalım. Her zaman söylüyorum. Söylemeye de hiç bıkmayacağım. Renk takıntısını bırakalım. Yani bizim için renk önemli değil. Hayvanın gelişmesi önemli. Annesi önemli değil. Sen kaliteli bir tohum kullandıktan sonra, kaliteli bir sperma kullandıktan sonra emin ol gerçekten üstün genetiği yüksek melez yavrular elde edeceksin. Bu bir yöntemdir. F1 melez üretmek. Yani devamlı yerli ırklardan F1 melez üretmek. Böyle hem kasaplı hem kaliteli. Mesela dişi erkek kullanattır yani. Sistem. Böyle kaliteli F1 melez. Bir de ikinci yöntem var. Şimdi dedik ki biz dişiler ürettik. Dişileri ne yapacağız? O zaman arkadaşlar genetik ilerlemeyi sağlayabiliriz. O zaman yerli ırklarla F1 melezi çalışırız. Amacımız F1 melezi olur. Yerli ırklarla F1 melezi üretmek. Bu sefer F2'leri, F3, F4 diye de genetik ilerlemeyi sağlayabiliriz arkadaşlar. Yani yine bu F1 melezlerin de kullanma melezlemesi yapabiliriz. Yani örneğin Angus'u F1 melezi Angus'larımız var. Bunları Limuzin'le, Charolais ile, Aerofort'la melezleyebiliriz. Ya da Aerofort'u Angus'la yani anne baba ırkından olmayan farklı ırklarla melezleyebiliriz. Yani hep besilik dana ya da kasaplık hayvan üretebiliriz. Ayrı bir yöntemle orijinaline de gidebiliriz. Mesela yerlilerden ürettiğimiz F1 Angus'larımız var. Bunları Angus'la melezleyerek F3, F4 gibi bu sisteme de gidebiliriz. En bu şekilde baktığınızda yüksek fiyata hayvan almaya da gerek yok. Yani ben almıyorum. Yani hiç tercih de etmiyorum. Yani sizin kararınız. Fakat bu yöntem de var yani. Bu yöntemi de uygulayabilirsiniz. Yani ben şu anda mesela 20-25 bin lira bir orijinal Angus'a istiyorlar. İşte Limuzin'e istiyorlar. Yani ben o paraya emin olun 4 tane yerli ırk alırım ve 4 tane de sağlıklı mızrağı alırım. Yani hesabınızı, kitabınızı buna göre yapalım arkadaşlar. Bu şekilde düşünelim. Yani bu sistemle baktığımız zaman F1 melezi üretiyoruz. Kaliteli F1 melezleri. Bakın arkadaşlar mızrağlarımızı size göstereyim. Gayet güzel. Bakın Angus melezleri, Charolais melezleri, Limuzin melezleri. Hepsi güzel. Çünkü bunların biz suni tohumlama yaptığımız için boğaları kaliteli kullanıyoruz. Yani ne kadar boğalar kaliteli olursa bizim için işletmemiz için daha iyi olur arkadaşlar. Yani amaç burada ya F1 melezi üreteceğiz ya da aldığımız dişileri farklı ırklarla ya da kendi ırkıyla da olur. Kendi ırkınla da olur. Bu şekilde devam edeceğiz. Ya F1 melezi devamlı üreteceğim. Mesela kendi işletmemizde kırma yerli ineklerden F1 melezi üretiyoruz. Genellikle Angus melezi üretiyoruz. Diğer sonra aşamada aldığımız F1 melezlerinden de F2, F3 diye devam ediyoruz. Mesela Angus'a Charolais atıyoruz. Mesela Charolais'de çok başarılı. Tek sıkıntı işte doğum zorluğu. Bunu da aşmaya çalışıyoruz. Kaliteli kolay doğum özelliği olan sperma kullanmayı tercih ediyoruz. Evet arkadaşlar bizleri diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Özellikle Facebook grubumuz var. Angus Etçilikler ve Melezleri grubu. Bu gruptan da takip edebilirsiniz. Buradan da gerekli görselleri paylaşıyoruz. Yani hayvanları hep video olarak paylaşmıyoruz. Küçüklüklerini, doğumlarını görsellerle de orada paylaşıyoruz. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar.